Galiba bu civarda açılacak gibi görünüyor. Tuğber Çitilci ne der acaba bize? Gelen son rakamlar, enflasyon oydu buydu şuydu derken haftanın son işlem gününü nasıl geçirdik? Aslanım iyi akşamlar. Bugün verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri 227 bin seviyesiyle beklentilerden iyi gerçekleşti. İlk fiyatlama reaksiyonu olarak dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket gördük. Fakat piyasa katılımcıları tarım dışı istihdam verisinden sonra ortalama saatlik kazançlardaki gerçekleşen veri ve önceki veride de aşağı yönlü revizyon olmasından dolayı dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlere, Amerikan tahvil faizlerinde de aşağı yönlü hareketlere sebebiyet verdi. Bu noktada ortalama saatlik kazançlardaki beklentilerden düşük gerçekleşen rakam ileriye dönük enflasyon yaratma potansiyelini düşüreceğinden dolayı Amerikan tahvil faizlerinde özellikle kısa yönlü tarafa, 2 ve 5 yıllık tarafa daha fazla yansıdığından bahsedilebilir. Genel baktığımız zaman da şu anki mevcut fiyatlamalarda dolar temasında bir zayıflama görüyoruz. Buna bağlı olarak doların değer kaybetmesiyle euro dolar paritesinde ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Avrupa tarafına baktığımız zaman da PMI günüydü. Beklentilere yakın gerçekleşti fakat İngiltere tarafında PMI rakamları beklentiden düşük gerçekleşti. Burada da ana tema Brexit olduğundan dolayı önümüzdeki günlerde İngiltere tarafında Brexit'i takip edeceğiz. Avrupa içinde her ne kadar hala seçimlere vakit olsa da Avrupa'daki seçimler ön plana çıkıyor. Özellikle Fransa ve Hollanda. Fransa ile Almanya'nın, Hollanda ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya başlanıyor. Bu noktada da her ne kadar erken olsa da piyasa bu siyasi riski, beklentiyi satın almaya başladı. Yurt içi gündeme baktığımız zaman da sabah saatlerinde tüketici enflasyonu açıklandı. Piyasa katılımcılarının beklentisinin üzerinde bir rakam geldi. Fakat gerek Borsa İstanbul tarafında gerekse de döviz kurunda beklentiden kötü açıklanan verinin olumsuz etkilerini görmedi. Daha sonra beyaz eşya sektöründe ÖTV ötelemesine bağlı olarak Borsa İstanbul'daki beyaz eşya sektöründeki hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketler gerçekleşti. Ve son olarak da tarım dışı istihdam verisiyle beraber döviz kuru pozitif rüzgarı arkasına aldı. Dolar Türk lirasında 3.70 seviyesinin altı test edildi ki önümüzdeki haftada tarım dışından sonra veri akışı çok sakin olduğundan dolayı eğer Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ederse Türk lirasındaki iyimser havanın devam etmesini bekleyebiliriz. Varlık fiyatlarında Borsa İstanbul 100 endeksinde 88.500 seviyesi güncelliğini koruyor. İlave coşku, yeni trend değişimi için bu seviye üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Euro dolar paritesinde 1.0770 seviyesi, değerli metal altına baktığımız zaman da ise 1200-1205 bandı üzerinde iyimser yönlü fiyatlamanın devam ederek gün içinde kısa süreli olarak 1219 ve 1223 seviyeleri test edilebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Tuğber Çitilci.